kararı. Şimdi vatandaşın bunu hepsini karşılayacak bir durumu yok. Ha, içinden birisi çıkar der ki kardeşim tamam benim durumum iyi. 5-6 kişi, 10 kişi toplanır verir. Ayrı bir mevzu ama şu an cemaatten toplanıp da bunu alacak hiçbir durum yok şu an. Cemaatin öyle bir sorunu yok ama tabii içlerinden durumu iyi olan var, kötü olanı bilemeyiz yani. 1.950 ya. Bu şey 1.950 evet. Yani 2 trilyona yakın bir para eski parayla. Bunun cemaatten ve hatta halktan toplamak biraz zor olur yani. Herkes kendi parası alacak. Devlet maaş veriyor mu? Veriyor. Yani ben de devlet memuruna emekliyim. Ben de kendi paramı biriktirdim. Kendim aldım. Bana kimse para toplamadı. Ben de onun için para toplanmasına karşıyım. Yani ihtiyacı varsa kendisi karşılasın alsın. Gereksiz ve mantıksız. Valla ben memurum. Devlet memur olarak maaş veriyorsa o da maaşını alacak, kendi evini kendi alacak. Kendi paramızla yaptık her şeyimizi. Gücümüz sıktık, çoluğumuz çocuğumuzu okuttuk ama kimseden 5 kuruş yardım almadık. Devlet para veriyorsa memursa kendi gücünü kendi alacak. Bahsettiğiniz, sorduğunuz yer Eskişehir'in merkezi bir yer. Ulaşımı kolay. Eski bir mahalle. Ama alışveriş merkezlerine uygun. Taşıt kullanılmadan yürüyerek her yerin gidilebileceği bir bölge olduğundan dolayı kiralar burada en ucuz 15 ile 40 lira arasında değişir. Yani Eskişehir'de ortalama 1+1 fiyatları ortalaması 1,5 lira diyebiliriz. Yani bu 800'den başlayıp 2 liraya 2,5 liraya kadar giden 1+1'ler var. Ama ortalamaya vurduğumuz zaman 1,5 lira gayet normal. Oradan geçtim, birkaç kere seni göremedim.